Selamünaleyküm abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Semaver programına hoş geldiniz. Ömer abim, Rum abim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, Allah'a şükür. İyiyiz. Zımba, ne diyorlar? Zımba gibi. Zımba gibi diyorlar da. Öyle misiniz abi? Ya, bilmiyorum ya. Ama inşallah öyleizdir. İyiyiz. Yaşınıza göre oldukça. Yıkılma sağlam. Rum abi iyi şey yapıyor ha. Girer girmez böyle başlamadan tak tak tak. Direkt gömüyor ondan sonra. Ben sonra böyle oluyorum. Evet. Güzel bir gün, güzel bir birliktelik. Evet. 2023'ün son programı. Evet. Evet. Değil mi? 2023'ü geride bıraktık. Bir yılı daha. 2020'yi geride bıraktık. 2023. Bu birlikte 3. Bu böyle gider biri. Böyle gider değil mi yani? İnşallah. Öyle görünüyor. Yani 21, 22, abi 23. Bize kalsın gider. Biz eğleniyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Ben zaten yapıyoruz. Hani böyle 2023'e kadar geleceğini söylemiştim. Yani böyle giderse geldi. Böyle der misin? 2024'te şey olur değil mi? Sizin tahminler hep tutuyor değil mi? Buraya kadar gelir demiştim. Sonra nereye kadar gider abi? Daha gider. Bayağı mı gider? Bayağı gider. Rum evet, abi siz geçen haftalarda neredeydiniz abi? Kayboldu değil mi bir ara? Burada tabii programlar devam etti ama esasında hani burada değildik. Daha önce çektiğimiz bazı programları yayınladık. Bir Amerika'ya ziyarete gittim ben yani. Amerika'daydım. Bir hafta okyanus 10 gün kadar ötesine. Kaldım okyanus ötesine, Pensilvanya oralara gittik evet. İşlenebilecek bütün suçları işlemiş. Daha da net adres verelim mi? Evet. Hatta gitmişken Baylok da var mı abi? Çekimde. Baylok yok ya. Baylok yok bende. Gerçekten abi, Pensilvanya, yok. Deniz ötesi hepsi var. İhtiyaç yok işte. Baylok ihtiyaç daha yok. Yani. Bunlar olduktan sonra en büyüklerini işledim diyorsun. Her şeyimiz belli ortada, o yüzden Baylok'a ihtiyaç duymadık. Gitmişken kayıt da aldık yani. Çekim de yaptık orada. Bankada, Bankasya'da hesabınız da var. Ömer abi yok abi onlar hani. Suç arıyorum. Abi adam suçsuz. Ya bizi bıraktı bak nerelere gitmiş. Ömer yani, abi. Gıcık oldum Rum falan. Rum abinin suçu ne? Babasıyla konuşmak. Evet. Bizim suç abi belli. Onu anlattık abi programımızda değil mi? Adamın tek suçu babasıyla konuşmak. Daha niye arıyorsunuz? 3 saat yayın yaptık abi. İşte baba var baba var. Ben senden konuştum. Abi babanız nerede? Yani şu an Amerika'da, Pensilvanya'da, o yüzden evet. Onları ziyarete gittim. Hı hı. Kampa da gittik. Hoca Efendi'yi gördük. Yani şöyle biraz sürüneyim. Gördük ama tabii onu gören hani gözleri çok, gördüm falan. Çok böyle evet. Hani nasıl iyi bir zamanı yani değildi. Yani tabii görebildik o şekilde ama çok kısa sürüyor. Kendisi olun, rahatsız, olun, rahatsız biraz. O zaman öyleydi yani. Valla yarın ve yardımcısı olsun ya. Ya tabii bir anlamda endişe edilecek özel bir durum yok ama kendisi çok rahatsız. O şekilde ifade ediyor. Yani rahatsızım diyor. Çok fazla kalamıyor misafirlerin arasında. Öyle bir durum vardı. Biz de kısa bir duasını alma niyetiyle öyle girdik. İnşallah girdik çıktık. Onun dışında orada birçok abimiz zaten etrafında oralarda. Onları görebildik. Onlarla sohbetler ettik. Onların dualarını aldık. Bu arada gitmişken de Naci Tosun abimiz var orada. O da kampta kalıyor. Orada onun odasında kısa bir ben Semaver adına programımızdan da haberi var. Bir söyleşi yaptım. Hani yani Semaver kampta biliniyor. Semaver'i Naci abi biliyor. Bilen abilerimiz var tabii şimdi. İşte hepsini tek tek böyle denemedik. Yani biliyor musunuz falan gibi ama. Abone misin? Semaver... Sordun mu abi? Telefonunuzu çıkarın bakacağım falan. Abone misiniz gibi. Naci abi biliyor. Bölümlerle tabii. İlgili soru sorsaydınız abi. Test yapsaydık. Test öyle. İçin. Yok o kadar cesaret edemedim de. Ama Naci abi. Naci abi bu kolay. Yakalamışken çok da aslında böyle YouTube'da aradığınız zaman çıkan ondan sonra konuşmalarını dinleyebildiğiniz bir abimiz değil. O anlamda da bence ilginç oldu. Ben böyle merak ettiğim bazı konuları sordum. Hani bu Batı toplumlarına, işte Avrupa'ya, Amerika'ya, Batılı demokrasilere giden birçok arkadaşımız var bu süreçte. Hani burada bizlere neler düşüyor, neler yapmamız lazım gibi, nelere dikkat etmemiz lazım gibi bazı sorular sordum. Kendisi de oradan başladı. Böyle güzel bir sohbet oldu. Onu da herhalde yayınlarız değil mi? Yayınlayacağız. Zaten şimdi bu. Amacımız o. Yani öyle bir durum oldu. Yani. Rum Bey'in haberi yokmuş gibi yani. Ne konuşmuştuk? Yani giriş evet. Yaptık yani. Evet. Aynen, öyle. Böyle bir giriş. O videoya bir giriş oldu. Hani giriş yapalım isterseniz. Bundan birkaç gün önce de zaten kamp yerinin çok güzel Herkul'un evet, geçen kanalında. Hafta bir öyle video yayınlandı. Hani işte orada. Güzel bir çekim. Yani önce onu koyalım. Arkadaşlar, abiler, ablalar, kardeşlerimiz.
ablalarımız, herkes onu bir izlesin. Ardından da röportaj. Ardından da hani söyleşimize geçelim. Söyleşim diyelim. Yani söyleşim. Tam röportaj gibi de orada bir ben de arada bir şeyler dedim çünkü böyle konuştuk. Sohbet, söyleşi öyle bir şey oldu. Necdet Tosun abi de özlemiştik. Özlemiştik evet gerçekten böyle çok çoktandır sohbetini dinledim. Açan, evet. Öyle bir samimi çok bir tarzı var. Çok farklı bir samimiyeti bir tarzı var kesinlikle ben de katılıyorum. Kesinlikle. Çok yakınımda bulunduğum için o Samanyolu günlerinde giderdik ziyaret neşederdik. O günlere o zaman, götürecek beni. O zaman hani biz yeterince konuştuk şimdi. Sözü. Bakalım Rum abimiz neler sormuş, neler konuşmuş. Hadi bakalım. Naci abimizle. Hadi bakalım. İyi seyirler. Şey düşünmedim. El alem ne derse desin, hakkımızda nasıl düşünürse düşünsün, sadece Allah'ın inayet ve keremiyle İslam'ı düşünmeye çalıştım. Ben dedim ki, Hazreti Muhammed'in davası uğrunda birkaç hasbiye ihtiyaç varsa şayet bu hasbilerden biri olmayı yakalamaya çalışacağım. Evet şu an kampta Naci abimizle birlikteyiz. Sağ olun. Merhabalar, çok sağ olun kabul ettiğiniz için böyle kısa bir izinle hasbihal etmek için. Abi ben sizi bulmuşken öyle birkaç soru öğrenmek istiyordum. Estağfurullah. Aklıma gelen sorulardan bir tanesi, şimdi çok sayıda arkadaşımız Türkiye'deki durumlardan ötürü batılı demokrasilere, batı ülkelerine geçti. Evet. Artık burada yaşıyoruz. Evet. Böyle devam edecek gibi görünüyor. Çocuklarımız da burada, bizler de buralardayız. Bu yeni ortamda size göre abi, bize düşen görevler, yapmamız gerekenler, böyle sizin dikkat çekmek istediğiniz hangi hususlar olabilir? Tabii bu
hadiseler öyle dıştan göründüğü gibi rastgele değil diyor. Büyüğümüz de öyle söylüyor. Daldaki bir yaprak dahi kendi iradesiyle düşmediğine göre diyor. İnsan gibi muazzam bir varlığı Allah boşu boşuna saçıp savurmaz. Yani öyle olunca bu taksimatın altında mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi var, hikmeti var, bir lütfu var. Bir olacak çok güzel şeylere belki bir zemin hazırlama var. Yani eğer hakikaten biz Allah'a ve ahiret gününe inanmış insanlar olarak eğer Efendimiz'in bu sözüne inanıyorsak benim adım, yadım güneşin doğup battığı her yerde duyulacak diyor. Öyle olunca bu Türkiye'nin dar sokaklarında yatarak Efendimiz'in adını, yadını dünyada duyurmak mümkün değildi. Güneşin doğup battığı her yerde duyurma mümkün değildi. Öyle olunca Kuzey Kutup'tan Güney Kutup'a kadar yüzlerce arkadaşımız bu taksimat içinde payına düşeni aldı. Öyle anlaşılıyor ki bulundukları yerlerde arkadaşlarımız o ülkeyle bir entegrasyon içerisinde, asimile olmadan entegrasyon içinde o ülkelere nasıl bir katma değer temin edilebilir, neler yapılabilir ve bu hususta gerçekten o ülkelere ne şeyde bir katma değerimiz olur. Bunları zaman gösterecek. Ama hakikaten Türkiye'den ayrılan yüzlerce, binlerce hakikaten ileri seviyede eğitim görmüş insanlar gerek tıpta, gerek mühendislik alanında, gerekse eğitim alanında arkadaşlarımız geldikleri ülkelerde zannediyorum ciddi bir katma değer ilave edeceklerine inanıyorum. Bu yönüyle de hakikaten buralarda, bu ülkelerde, ister Avrupa'da, ister Amerika'da, isterse dünyanın değişik ülkelerinde arkadaşlarımız faydalı olmaya çalışıyorlar. Ve bu hususta gerçekten ben bir makalede okumuştum. O makalede diyor ki Avrupa yaşlanıyor, Amerika gençleşiyor. Sebep de şu, Amerika diyor adeta devlet-i âli mantığıyla, yani imparatorluk mantığıyla dünyanın her yerindeki insanlardan istifade ediyor. Evet. İster Çin, ister Vietnam, ister Kamboçyalı, ister Pakistanlı, isterse Hintli, Çinli. Bütün bu insanların böyle genç, dinamik insan gücünden istifade ediyor. Avrupa ise bu husustaki şeye kapalı olduğu için yaşlanıyor diyor. Evet. Ve ciddi bir endişe bu. Ümit ederim Avrupa'da bu hususta mevcut bu kadar eğitimli insanlara kapılarını aralarsa, yani çıtayı biraz aşağıya düşürürse, illa aksansız bir dil beklentisinin ötesinde, yani arkadaşlarımız eğitim sahasında, tıpta, değişik sahalarda o ülkelere bir değer olarak katma değer katacağını inanıyorum ben. O yönüyle bulunduğumuz yerlerde zannediyorum bu tabii sosyolojik bir hadise bizim dağılımımız. Kimin eliyle olursa olsun bu hususta bu adeta kaçınılmazdı. Ve bizi bu coğrafyalara gelmemizin mutlaka demin sözün başında da arz ettiğim gibi Cenab-ı Hakk'ın bir beklentisi var. Bunu mutlaka yerine nasıl getirebileceksek, ne şekilde bu milletlere faydalı olabileceksek bunun yolunu araştırmalıyız. Bu coğrafyalara entegre olma gayreti içinde olmalıyız. Ben aşağı yukarı 7 sene kadar oldu. Japonya'da bir tsunami olmuştu. Evet. Tsunami olan bölgede arkadaşlar bir okul açmıştı ama eğitim sezonunu bekliyorlardı. Okul kapalıydı ama yemekhanesi açıktı. Tsunami olduğunu duyunca insanların çok ciddi şey içerisinde olduğunu, sıkıntı içinde olduğunu orada duyan arkadaşlar arabalarını atlıyor, tsunami'nin olduğu şehre gidiyorlar. Okulun yemekhanesini açtılar ve oradaki insanlara tam 4-5 ay yemek verdiler okulun misafirhanesinde. Ve çok ciddi terapi yaptılar. Ve arkadaşların anlattığı kadarıyla dediler ki insanlar ancak 3 hafta sonra kendine gelebildi. Bir insan, Japon, 3 hafta sonra dedi ki ya benim bir eşim, 2 tane çocuğum vardı, nerede olabilir? Kaldı ki onlar gitmiş. Çünkü tsunami
zelzelenin ötesinde insanlarda bir zihin de şey döngüsü yapıyor, karışıklığı ve hakikaten şehrin ortasındaki koca dev uçak okyanusun ortasında, okyanusun ortasında koca dev şilep gelmiş kasabanın içine girmiş. Yani hakikaten arkadaşlarımız orada çok büyük gayret gösterdiler. Daha sonra orada görevli, Türkiye'den görevli bir kısım insanlar gelip Japon başbakanları da bulundular. Dediler ki bu okulları kapatsanız. Aynen Japon başbakanının verdiği cevap buydu. Biz dedi 2 sene önce dedi o günkü tarih itibariyle bir tsunami yaşadık dedi. Siz neredeydiniz? Hı hı. Dedi bu insanlar bizim kendi insanımızdan daha çok bir gayretle bu şeyin içinde oldular yani. Ve hakikaten nerede olursa olsun o milletlerin, o insanların derdine derman olma. Yine televizyonda seyretmiştim. Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. Evet. Hanımefendilerin kurduğu, Türk hanımefendilerinin kurduğu bir dernek vardı. Bu dernekte gerçekten bizim Anadolu tabiriyle o hanımefendiler çarpana çaldılar. Yani o selin önünden insanları kurtarmak için kendilerini feda edeceklerdi. Ve bunlar Alman devleti tarafından gerçekten bilindi, görüldü. Ve bu da çok önemli bir insani görev. Ve bunların hepsi şehitti. Arkadaşlarımız bugüne kadar hiçbir ülkeden gerçekten bir ret almadığı gibi sizden memnunuz ifadeleri var. Ve bu kadar entelektüeli kendi ülkelerinde bulmaları ve o insanların ciddi insanlığa faydalı olabilme gayretleri önemli. Tabii bu hususta arkadaşlarımız şunu söylüyor. Ya bu sıkıntılı dönem ne zaman sona erecek? Hakikaten Hoca Efendi de bu İmtihanlar Kuşağı kitabında yazdığı gibi diyor ki Hazreti Üstad şunu demiş. Ben acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asabi baharda geleceksiniz diyor Üstad. Fakat hakikaten Üstad diyor bir baharı müjdeliyor. Ve bir taraftan da diyor hakikaten böyle ümit kapılarını aralıyor. Ama baharın gelişi bizim elimizde değil diyor. Evet. Hakikaten bir taraftan da bir üst paragrafta da Akif'in bir şiiri var. Efendimiz için diyor ki o masum bir lahzada bir anda Kayserleri Kisraları yere serdi diyor. Yani orada kendi ifadesiyle üyemizin diyor ki hiçbir zaman diyor yani Akif'e canım kurban çok severim. Ama hiçbir anda Efendimiz Kayserleri Kisraları yere sermedi. 23 senelik diyor mücadelesi ortada nübüvvet döneminde ve sadece Mekke'nin kapısının aralanması için Efendimiz 200'e yakın sahabi şehit verdi. Kolay açılmadı o Kabe'nin haremi. Öyle olunca diyor bu bir mücadelenin eseri. Ayrıca o yetmiyormuş gibi Efendimizin 23 senelik mücadelesi arkadan gelen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum ecmain hazaratı gelmeseydi belki de diyor bu emanet bize ulaşamayacaktı yani. Sadece Ebu Bekir Efendimiz döneminde 11 tane irtidat hadisesi olduğu söyleniyor. Şimdi diyor bunlar hakikaten öyle bir anda bir şeyde baharın gelişi aceleden bir karar olur. Onun için hakikaten bu hususta mehil ne zaman bu sıkıntılar sona erer? Bunlar tabii beşeri normlar içerisinde cereyan etmiyor hadiseler. Tamamen manevi atmosferin içerisinde meseleleri değerlendirmek gerekiyor. Önüyle de hatta geçen sene sormuşlardı. Efendim dediler yani bu boykot hadisesi neden yani peygamber yok muydu o boykot hadisesinde vardı. Neden dedi 3 ay değildi 3 yıl sürdü. Yani. Eğer hakikaten dedi adet-i sübhani onun neticelenmesine 3 yıl karar vermişse Allah Celle Celaluhu bu 3 ay olmaz dedi yani. Öyle olunca gerçekten bu hususta Allah vadesini ne zaman şey etmişse bir enteresan tabii o şeyin ablukanın bu boykotun kaldırılışı da o gün için Müslümanlığı henüz
kabullenmiş insanlar değildi onu kaldıranlar. Bizzat dışarıdakiler müdahale dediler. Bu çok ciddi bir insafsızlık. Vicdan ölçüleriyle olamayacak kadar ciddi bir kabalık bu. Ve o yönüyle de kendileri zorladılar ve bu şey çözüldü. Ama onun yanında tabii o da ayrı bir şey. Ağaç kabuğu yiyecek hale geldi insanlar. Ve Siyer'in yazdığı kadarıyla, Siyer kitaplarının, Hazreti Hatice validemizin açlıktan öldüğü söyleniyor. Tabii Mekke'nin en zengin bir hanımefendisi, düşünün Efendimizin ezvacı tahiratı. Fakat orada Ebu Talip açlıktan vefat ettiği söyleniyor. Ve bu yönüyle tabii bu tür hadiseler sadece bu dönemde bize has değil. Yani insanlık yeryüzünde var olduğu günden bugüne nebiler dahil, veliler dahil, bütün Allah dostları bu tür bir serencame yaşamışlar yani. Ben de hakikaten 2013-14'e geldiğimizde ya dedim herhalde işin nihayetine geldik galiba. Bu kadar üniversite, bu kadar okul, bu kadar efendim yetişmiş entelektüel. Fakat şunu atlamışız yani. Bakara Sûre-i Celle'sinin 214. ayetinde Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, siz diyor sizden önceki ümmetlerin uğradığı akıbete uğramadan cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Kaldı ki diyor sizden önceki ümmetler işlerinde peygamber olduğu halde meta nasrullah dediler. Ya Rabbi nusretin ne zaman yani? Allah da buyurdu ki nusretim yakındır yani. Öyle ki tabii ancak bu belki de Hendek hadisesi münasebetiyle şey etmiştir. Çünkü bu kadar 26 gün 20 bin insan kuşatmış. Nihayet 3-5 metrelik bir hendek yani. O güçlü atları sürselerdi o hendekleri atlayabilirlerdi. Ama bu hususta hiç olmadık bir şekilde Allah'ın nusreti geliyor. Diyor ki Yesrib'in taşı, kumu, çakılı bir bomba oldu. Adeta o gelen 20 küsür bin insanın önüne katıp Mekke'ye kadar arkalarına bakmadan gittiler. Allah'ın nusreti bu. Efendimiz dedi ki artık bundan sonra gelemeyecekler. Gerçekten gelemedi ve Allah bir sene sonra da Mekke'nin kapısını araladı ve bu hususta mevcut mücadele şey etti. Öyle olunca Efendilerimiz, bütün peygamberler ve Allah dostları bu vadiye uğramadan ömürlerini tamamlamamışlar. Öyle olunca da bizim ki bu hadiseler, tabii sosyolojik hadiseler 10 senede, 20 senede, 30 senede neticelenmiyor yani. Düşünün yani Hazreti Mesih Efendimizin havarileri Filistin'den çıkıyor, Roma'ya gidiyor. Bakın enteresan bir şey. Yani bu insanlar sadece İbranice biliyor. Gittikleri Roma'da Batı dilleri ve şey konuşuluyor, Latince konuşuluyor. Dememişler ki ya biz Allah Allah buraya gidiyoruz ama nasıl anlaşacağız? Evet. Ve havarilerden 6 asır sonra gelen Efendimizin sahabesi de Medine'den çıkıyor, Hindistan'ı hedefliyor, Asya'yı hedefliyor. Onlar da enteresan. Dememişler ya biz tek dil biliyoruz, Arapça. Gittiğimiz yerler Hint dilleri ve Tay dilleri konuşuluyor. Bunlarla nasıl anlaşacağız? Fakat hakikaten yine büyüğümüzün ifadesiyle halin halledemeyeceği bir şey yok. Ha hemen gider gitmez ortalık nura mı garg olmuş? Hayır. Diyor ki 3 nesil bir şey görmedi. Yani ortalıkta görünen bir şey yok sosyal yapıda. Ama diyor ki aşağı yukarı 75-80 sene sonra Babür Devleti kuruluyor. Ve Asya istikametinde giden, yani bugün Tataristan'ın başşehri Kazan'a gittiğiniz zaman orada ayak izlerini görürsünüz efendilerimizin. Altın orduyu kuruyorlar. Ve onlar da Asya'ya gittiklerinde farklı dil. Onlar da o zaman tek dil biliyor, Arapça. Evet. Acaba orada Türk soyboyları o gün ne konuşuyordu acaba? Herhalde kendilerine göre bir dil konuşuyordu. Bu asırda bir gitmemize rağmen anlaşamadık Kazaklarla, Kırgızlarla tercüman olmadan. Nasıl anlaştılar acaba? Benim dikkatimi çeken bir şey, oralara gidiyorlar ama oralarda bir Arap topluluğu da yok gibi şu an. Her evet, toplumun içine tabii girmişler. Birlikte olmuşlar. Hem onlarla entegre olmuşlar. Ve oradan yepyeni bir topluluk ortaya çıkmış. O da hep dikkatimi çeken bir şey abi. Yani Arap olarak da orada kalmayıp hep birlikte hareket etmişler. Yani bir şeyi araladınız tabii. Altay Dağları'nın eteğine gidince 92'de
Allah Allah, başında taylasanı var, sırtında abası var, çenesinde sakalı var. İnsanlarla karşılaştık. Hayrola dedik, siz kimsiniz? Biz Kündan aşiretiyiz dediler. Nereden oldu bu? Biz dedi peygamber soyundanız. Nasıl olur dedik. E dedi, buraya efendilerimiz geldiğinde Çinlilerle evlenmişler. Ve orada bir nesil türemiş. Evet. Ve onlara Kündan diyorlar. Ve hakikaten mescitleri var. Çocuklar camiye devam ediyor. Mabetleri var. Efendim Kur'an okumasını biliyorlar. Dediler biz sizi bekliyorduk yani. Çocuklarını tuttular bize verdiler yani. Şimdi hakikaten bu şeyler üstünden asırlar da geçse Süheyb Bey atılan hiçbir adım boşa gitmemiş. Ben Moğolistan'a gittiğimde o kadar hayıflandım ki keşke dedim Moğolistan'a gelebilselerdi Ulan Batur'a gittiğimde. Ama Bişkek'ten uçağa biniyorsunuz. 6 saat Bişkek Türkiye. Bişkek Ulan Batur 6 saat, 6,5 saat. Yani oldukça uzak, epey şey Kore'ye yakın zaten. Yani bu hususta gerçekten çok arzu ederdim. Keşke o gidenler Moğolistan'a da bir adım atsalardı diye. Mesela Endonezya taraflarına gidilmiş. Şu an çok büyük bir Müslüman topluluk var oralarda. Yani o hususta Afrika işlerine kadar gidilmiş yani. Hatta çok biz şimdi Mozambik diyoruz. Mozambik'in Afrika'nın eski haritalarına baksanız Karahan oğullarından Musa bin Bek. Musa bin Bek'in adı olmuş Mozambik. Yani o hususta daha sahil yerlere de uğramışlar. Yani kalkıyor Abdülmecit cennet mekan. Ebu Bekir Efendi diye bir zata diyor ki Güney Afrikalılar geldi benden insan istediler. Gelseniz de bize Müslümanlığı anlatsanız diye. Diyor ki Güney Afrika'ya gider misin yani? O giderim ama diyor ben araştırdım diyor sultanım. Orada diyor İngilizce konuşuyor. O zaman diyor sen önce İngiltere'ye git. İngilizce öğren ama buraya gelme diyor. Oradan doğruca şeye in sen. Cape Town'a gidiyor. Bakın şu anda Güney Afrika'da Cape Town'da Müslümanlık nispeti %33. Johannesburg'a gidiyorsun %3. Yani orada ondan önce İndonezyalı bir zat yaşamış orada. Kur'an-ı Kerim yok ortada bak. Ve adam gerçekten güçlü bir hafız. Demiş ki eli kalem tutan bir adam var mı? Ben okuyayım sen yaz. Yazdırmış daha sonra Kur'an-ı Kerim'in aslını bulunca diyorlar ki bir noktası bile eksik değil yani. İkisi de Ebu Bekir Efendi ile daha ondan önce gelen İndonezyalı büyük zatın kabri de yan yana orada. Ve o şey içerisinde kalmışlar yani bu hususta. Demek ki yani Hazreti Üstad da söylüyor ya kimin himmeti milletiyse o başlı başına bir millettir diyor. Demek ki bu şey içerisinde orada gösterilen o kadarlık bir gayret o milletin gerçekten sosyal yapısında önemli değişiklikler yapıyor. Bu yönüyle de işte Afrika, Mısır ve bu hususta Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir ta Endülüs döneminde fethediliyor. O yönüyle gerçekten Müslümanlık Afrika içinde bir hayli, hele hele Batı Afrika ta aşağıya kadar, yine bir seviye kadar işte Senegal, Moritanya, Togo, Benin buralarda Müslüman nispeti çok yüksek. İşte Kuzey Mağrib dedikleri Fas, Tunus, Cezayir, Libya öyle. O yönüyle gerçekten bugün şu anda dünyanın içinde bulunduğu durum itibariyle arkadaşlarımızın buralardaki mevcudiyeti çok önemli. Hoca Efendi'nin yine ifadesiyle mutlaka sulh adacıkları olması gerekiyor. Herhalde bugün basını takip edenler çok memnun değildir genel manzaradan. Acımasızca insan öldürülüyor. Kimsenin kılı kıpırdadığı yok. Ama bunlara bir şey diyecek, bir en azından sulhe davet edecek bir insan topluluğuna ihtiyaç var. Yusuf adacıklarına ihtiyaç var. Ve bu hususta hatta Covid çıktığı zaman Hoca Efendi yani sanki şey etmeden sordu. Nereden çıktı bu Covid dedi ya. 10 bin tanesini bir araya getirse bir mikron etmiyor. Ama en şiddetli saldırdığı dönemde Covid'in
7 milyar insanı evine tıktı. Evet, evet. Ya tank değil, tüfek değil, mekanize güçler değil yani. Evet. Dedi ki insanlık bu zulümden vazgeçmediği sürece Allah bu tür şeylerin musallat etmesine müsaade eder. Çünkü mevcut şeye karşı, dünyada insanlara yapılan zulme karşı insaflıca, vicdanlıca yaklaşan devletler ve devlet adamı yok. Ve onun içinde acımasızca insanlar öldürülüyor ve ses çıkartan yok. Çok acı bir şey. Bakın iki ay önce burada Birleşmiş Milletler toplantısına 160 küsür tane devlet başkanı geldi. Evet. 500 bin Rus ölmüş. 500 bin de Ukraynalı olmuş. 500 bin savaş uçağı Ukrayna'nın 500 tane de şeyin Rus'un savaş uçağı düşmüş. Belki sürçülisan oldu 500 binde 500 evet. Ukrayna'nın 500'de Rus'un. Evet. Şimdi ya kardeşim Allah aşkına yani hangi mantık ya, sinek öldürmüyorsun ya. Evet. Haşerat öldürmüyorsun, insan bunlar ya. Ve burada koskoca kurulan bu teşkilat, evet. Birleşmiş Milletler evet. Teşkilatı da bir tek maddeyle dahi ne olur bu Avrupa'nın içinde bu devam eden katliamın sebebi ne diyen bir Allah kulu çıkmadı yani. Evet. O zaman ne manası var? Kocaman kaç katlı olduğunu bilmiyorum. Ağzına kadar insan dolu. Evet. Ne mana ifade eder ya? Evet. İsyan ediyorum ya. Evet. Hiçbir manası yok ya. Kuruluş kayesine bakın. İnanın Birleşmiş Milletler'in kuruluş teşkilatının şeyine bakın. Ve ilk adı şudur bak. Milletler Teşkilatı'dır onun adı. Evet. Daha sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı yaptılar. Hiçbir şey ifade etmiyor. Birleşmiş Milletlerken de bir şey işe yaramadı. Şimdi de bir işe yaradığı yok. Evet. Ve bu hususta hatta geçmişte yine Avrupa'nın içinde Bosna Savaşı'nda da evet. Seyirci kaldılar. Ve İzzet Ali'ye İzzet Bekoviç'in devlet adamlığı performansıyla savaş durduruldu. Evet. Değilse bağışlayın. En küçük bir şeyleri yok, ızdırapları. Öyle olunca dünyanın bu tür hiç olmazsa insafla, vicdanla yaklaşan şeye ihtiyacı var. Onu atladım. Hoca Efendi'nin en ısrarla sorduğu şey buydu yani. Ya acaba ehli kitap bir araya gelip dua ediyor mu Müslümanları? Sizi davet ettiler mi? Avrupa'dan gelenlere sordu. Uzak Doğu'dan gelenlere sordu. Ve bu Afrika'dan gelenlere sordu. Acaba bu insanlığa musallat olan bu şeye karşı toplu mabetlerde bir dua yapılıyor mu diye. Evet. Evet. Yani bu hususta gerçekten arkadaşlarımızın dünya genelindeki mevcudiyetleri belki bugün olmasa da gelecekte böyle bir şeye ihtiyacı var. Ve bunu insanlık bekliyor. Ve bu hususta bu gayreti gösteren, derdi insanlık olan, ben dünyada 135 ülke dolaştım ama bu derdi insanlık olan, bir araya gelip de insanlığa ne yapabiliriz diyen ve bunu aidiyet mülazasıyla söylemiyorum, yemin ederim. Evet. Hiç kimseye inandırmak için de demiyorum. Ama görmedim bu hususta derdi bu olan ve ne olur yani yeryüzünde bir sulh sükunet olsun. Yok yani böyle bir derdi insanların ve bu da yazık oluyor yani. Şimdi Avrupa bu sefer dert yanmıyor baş. Neden dert yanıyor? Diyor ki şimdi Belçika'dan gelen arkadaşlar sokaklar diyor Ukraynalıyla dolu. Yani. Hollanda'dan gelen diyor ki sokaklar Ukraynalıyla dolu. Alman ekonomisi yeniden açılım ve dizayna gidiyor. Ukraynalıyla dolu. Ya ne oluyor ya? Niçin bu insanlar vatansız yerlerde perişan, okuyan çocuklar eğitim göremez hale geliyor, aileler ayakta ve bu çok acı bir şey yani. Evet. Ve bugün gerçekten istatistiklere göre dünyada 47 milyon vatansız var bugün evet. Sokakta. Ben ezbere demiyorum, baksınlar evet. Şeye. 47 milyon nereden? Ta Myanmar'dan şeye kadar, Irak'a kadar, oradan Pakistan'a kadar, oradan Afganistan'a kadar. Evet. Geçen sene kışta kıyamette bir dünyalı Afganlı şey yaptı. Yürüyerek gidiyorlar. Tabii yani. Gördünüz acınacak halde evet. Tipi de boranda evet. İnsanların çoğu dağlarda öldü yani. Evet. İnsanlık mı bu yani? Yani bu gerçekten bu gidişata mutlaka şefkatle, merhametle yaklaşan bir şeye ihtiyaç var. Yine bu 18. kuşakta yazdığı gibi kuruk testi şeyinde gerçekten diyor sevgi ve muhabbet ve şefkat ve merhamet çok önemli diyor. Hayır kapılarını aralayan bir unsur. Onun da kendine göre kerameti var diyor. Ve yine sevgi, şefkat ve merhamet
bir kısım diyor şer kapılarını kapatıyor diyor Hoca Efendi ve buna ekmek kadar, hava kadar, su kadar insanlığın ihtiyacı var diyor. Ben 1000 tane devlet şeyine değişmem diyor. Yeryüzünde böyle bir sulhü, sükuneti temin etme gayreti içinde olan bu şey çok önemli görüyorum diyor. Ama bu hususta mevcut şeylerin umurunda değil. Yani koca çok büyük ekonomilere sahip insanlar ama insan unsuru yok işlerinde, yani insan derdi yok. Özür diliyorum, çok uzattım lafı. Estağfurullah, estağfurullah. Yani çok önemli noktalara değineceğim. İnşallah bu dediğiniz gibi Batı toplumlarında bahsettiğiniz o eksiklikler, sıkıntılarla ilgili birlikte yaşam anlayışı içerisinde şimdi tabii, buralardayız. Yani olabilecek katkıyı inşallah bizler ve belki yeni nesiller, bu da çok tabii, önemli. Tabii. Güzel bir etkileşim de oluyor benim gördüğüm. Buradan da çok güzel Batı toplumlarından tabii, bazı tabii, değerleri de içselleştiriyorlar, alıyorlar. Ama aynı zamanda bizim temelden gelen o özümüzdeki değerleri de bir yandan koruyarak o dediğiniz sıkıntılı alanlarda inşallah önemli roller ileride evet, oynayacak inşallah, gençlerimiz inşallah çıkacak diye düşünüyorum abi inşallah. Tabii Hoca Efendi'nin endişe duyduğu bir husus var. Bununla sözümü tamamlayayım. Yani tabii biz böyle orta standartta bir ülkeden geldik. İmkanlarımız o kadar geniş değildi Türkiye'de. Ama gerçekten imkanları çok müsait olan ülkelere geldik. Evet. Ve gençlerimiz ve aileler çok kısa zamanda bu şeylere adapte oldular. İmkanlar çok başımızın üstünde. Ha bu bizim ve gençlerin başını döndürebilir. Evet. Bu rahat ve rahavet çok böyle. Nece diyor gül yüzlü sultanları, nece selvi boylu canları, nece hüsrev gibi hanları yerle bir etmiştir diyor. Bu servet, imkan, dünya rahatlığı ve bu hususta Hazreti Üstad meylül rahat demiş buna. Ve Hoca Efendi hayat tutkusu diyor. Hayat tutkusu insanların başına geçirilmiş bir şeydir, prangadır. Ayaklarına vurulmuş bir prangadır, başına geçirilmiş bir bağışlayın şey nedir, başından bağlayan bir organ gibi sarmıştır diyor şeyi ve insanların kolunu kanadını kırıyor ve mücadele azmini şey ediyor. Bu bakımdan da bundan sonraki genç nesle bu şeyi vermek lazım. Çünkü Efendimiz kendisi bir taraftan nebi, bir taraftan da gerçekten kıyamete kadar, hani şimdiki tabiriyle söyleyeyim, Ali ruhu şey etmiş olabilir, rol model. Yani hakikaten bir numune, imtisal bir hayat yani. O yönüyle bu hususta gerçekten böyle hasırın üstünde yatışı, eşlerinin bu husustaki isteklerine, Hazreti Fatma validemizin gelen, ganimetten gelen şey yardımcı istemesine varıncaya kadar böyle müstani davranması, bunların hepsi bize bir şey veriyor yani. Ve bu hususta da hem kendi ümmetinden hem de Hazreti Musa'nın ümmetinden iki misal veriyor orada. Diyor ki kendi ümmetinden mescitte yatan, mescitte kalkan bir zat vardı diyor, Salebe. Ve lakabı da mescit kuşuydu. Ve Efendimiz'in önünü neyse diyor kim şey etti, onun gönlüne, kafasına fısıldadı bunu. Yani bir mal, servet kazanma sevdasını. 4 sefer Efendimiz'in önünü kesiyor. Efendimiz sen bilirsin diyor. Şimdi sen bilirsin deyince tabii o sahralar dolusu koyun, deve dedi. Mescitte yatıp kalkan insan cumaya gelemez oluyor. Evet. Ve daha sonra bu kadar servete eriştiğini duyunca Efendimiz zekat memurlarını gönderiyor. Zekat amilleri diyor şeydeki ismiyle. Ve gönderilen zekat memurlarına diyor ki Hazreti Muhammed diyor bu serveti benimle mi kazandı diyor. Ve daha sonra aklı başına geliyor. Efendimiz'e tabii bu söylediği şey ulaşıyor. Daha sonra zekatını gönderiyor Salebe. Ama Efendimiz almıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz döneminde gönderiyor. Efendimiz'in almadığı zekatı ben de alamam diyor. Ömer Efendimiz döneminde gönderiyor. Diyor ki ikisinin de almadığı şey ben de alamam. Ve derler ki siyer yazarları Salebe ahir önünde delirerek öldü. Evet. Hazreti
Musa'nın ümmetinden de Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'na yani Rabbimizle buluşmak için giderken çölde bir zavallı bir insan önünü kesiyor Hazreti Musa'nın. Diyor ki ya Musa Rabbine söyle Allah bana mal versin diyor. Hazreti Musa bakıyor bir haline. Diyor ki bu hal sana çok iyi yani. Buna razı ol sen. Yok diyor sen yine de benim diyor bu talebimi Rabbine bildir. Hakikaten Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi yolda senin kullarından birisi yolumu kesti ve mal istedi ben senden diyor. Vallahi diyor benim bildiğim o kula o hal o hayat çok iyi yani. Ama dönüşte Hazreti Musa diyor ki Rabbim böyle dedi sana. Ama adam onunla yetinmiyor. Şeytan bir kere girmiş bir yerinden onu. Sonra bir dönem sonra yine Rabbimle buluşmak üzere Hazreti Musa Tur Dağı'na giderken o garibanla buluştuğu noktaya geldiğinde bir kalabalık var. Aleyhiş bir merasim. Bu nedir diyor. Ya Musa diyor senden mal isteyen adam var diyor. Öyle mala garg oldu ki azıttı. Bir cinayet işledi. Sonra bilmem ne yaptı. Şimdi diyor idam merasimi var. Onun için şey demek ki hani bu tür sen de diyeceksin ya ne oluyor ya bu para duruyor işte cebinde. Hayır öyle hani derler ya şişede durduğu gibi durmuyor o iş. Bir şey yapıyor o bir farkına varmadan. Burada da ben de hayatımda çok gördüm. Ya bakıyorsun adam normaldi işte sonra biraz serbest sahibi olunca Allah Allah bakıyorsun duble zeka çift beyin. Böyle bir anda her şeyi bilir. Dünyanın en akıllı adamı. Allah Allah. Sana akıl verir hale gelmiş. Allah Allah. Dedim ya nasıl akıllandın sen böyle bir anda? Hangi dopingi kullandın da IQ'un gönderip 148'e çıktı? Şimdi hakikaten azıtıyor, yozutuyor insanlar. Ve onun için de hakikaten Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Mal da, akıl da, zeka da gerçekten Allah'ın verdiğine razı olmak lazım. Hakikaten öyle. Belam İbni Bağura'dan bahsediyor. Evet. Diyor ki Belam İbni Bağura gerçekten ismi azama masar ve diyor arş-ı alayı seyrediyordu diyor bulunduğu yerden. Böyle makamı çok zirvelerde bir insan. Hakikaten şeytanı da tarif ederken diyor ki enteresan şeytan diyor öyle profesyonel bir varlık ki yeryüzünde en böyle seri ve çok sayıda alternatif üreten bir danışman arasan şeytandan daha hızlı alternatif üreten daha makul çözümlerle gelen ikinci bir varlık bulamazsın diyor. Belam İbni Bağura'ya nereden girdi bilemiyorum. Demiş ki sen geleceğin yere geldin, zirveye çıktın. Demiş sen böyle bir dolaştıralım seni böyle bir kısım yerlerde şey derken çürüyorlar. Sonra cinayet işliyor derken semavi bir şeyde zirveye doğru giderken bir anda diyor şeye geçen pike yapan uçak gibi diyor arzileşti Belam İbni Bağura. Bu da manevi dünyadan gidenler. Yani o bakımdan hakikaten bugünün insanları da böyle imkanları çok müsait ülkelere geldik. Ve bunlar böyle zaman içinde bir kısım değerlerimizi kaybedebiliriz. Bir kısım fedakarlıklar toprağın altına inebilir. Ve mevcut şeyde makul çözümler de üretebilir şeytan. Ya sen zaten 30 sene kadar işte Kırgızistan'da kaldın, Kazakistan'da kaldın, şurada imtihan, hizmet ettin. Bundan sonra da daha gençler var arkada yani onlar şeysin der. Ve gerçekten farkına varamadan şimdi yavaş yavaş hissediyoruz bunu. Dünyevileşme. Tabii. Müthiş bir dünyevileşme var. Ya bunu görmezlikten gelirsek yanlış olur yani. O yönüyle gerçekten bu dünyevi rahatlık bizi bozabilir. Ve bu hususta bir yerlerden şey kaybedebiliriz. O yönüyle de bu dönemde entegre olalım ve dünyayla şey edelim derken bir kısım değerlerimizi kaybedebiliriz Allah etmesin. Bu rahatlık gerçekten çok ciddi. Zaman zaman da ailelerden de duyuyoruz sosyal problemler. Bunlar gerçekten gayretullah'a dokunur Allah etmesin. Yani kazanma kuşağında kaybedebiliriz yani. Cenab-ı Hak şey etsin. Ve bu hususta Hoca Efendi sürekli uyarmıştır. Bazen şey ettiğinde öyle eski yıllardaydı. Öyle oturuyoruz işte. İsmail Hoca evin var mı senin dedi. Abdullah Hoca'ya sordu. Evin var mı senin? Mehmet Ali Hoca'ya soruyor. Evin var mı senin diye. Dedim ya Hoca Efendi niye böyle şey? Yani demek ki böyle bir kısım şeyler bizi
şey demeler. Hakikaten o dediğim o arkadaşların da evi yoktu. Ve zannediyorum rahmetli Mehmet Ali Hocam'ın bir arabası yoktu. Halen Abdullah Hocam'ın da bir arabası yok. Varsa oğlu Fethullah'ın vardır belki. Birileri yıllardır birileri getirir götürür. Veya hizmet için bir yere lazımsa biri gelir alır götürür getirir. Bu bakımdan bu da bizim için bu dönemin bir handikapı. Bu yönüyle de arkadaşlarımızın sık sık bu mevzuda uyarılması lazım. Hoca Efendi de şeydi ya çok konuştum. Bunun da çaresini söylerken diyor ki bir, evvela diyor Allah'la irtibatımızı çok sıkı tutma. Gecemiz, teheccüdümüz, duamız, namazımız. İki, gerçekten diyor beslenmemiz, manen beslenmemiz. Bugün bir mazeret yok ya. İnan bak kolundaki saat bile konuşuyor şimdi. Evet. Şimdi eve gidiyorsun bu cihazların tamamı konuşuyor ya. Yani çok güzel şeyler konuşan, yazan, çizen arkadaşlar var. Yani beslenemiyorum diye bu dönemde mazeret değil. El verir ki disiplini yaşayalım. Üç, her halükarda diyor, her türlü şartlarda, en zor şartlarda bile hizmetle münasebeti kesmeme. Hı hı. Ne olursa olsun. O gün çok rahatsız olabilirsin. Ama bir yerde seni yazmışlar yani. Diyor ki işte Zeyd Bey siz işte Paris'te çarşamba günleri falan şeydeki bir sohbete katılacaksın. Rahatsız dahi olsan gitmen lazım. Ve bu hususta orada hatta başın ağrısa bile ben defaatle şahit oldum. O manevi atmosferde iyileşir dönersin yani. O yönüyle mutlaka hizmetle irtibat çok önemli. Üç, diyor ki bu hususta uçuşu yüksek yapmak lazım diyor. Bakın Paris'ten çıkıp buraya gelen Air France uçağı ile Paris'ten çıkıp Frankfurt'a gidecek uçak arasında 3 kat fit farkı vardır yükseklikte. Tabii buraya gelen uçak ta uzun menzilli geleceği için aerodinamik sürtünmeden kurtulmak için uçuşu yüksek yapar. 48 bin fitte gelir. Buradan Paris'ten Frankfurt'a gidecek uçak 12 bin 13 bin fitte gider. Çünkü mesafe yakın. Evet. Ve onun için de ben köy kökenli bir ailenin çocuğuyum. Öyle çok koyun kuzu gittim. Dağlara yaslanırdım. Bizim turnalar geçerdi böyle V harfi şeklinde. Önlerinde de bir rehberleri var. Ulan diyordum bizim yaylalara niye inmiyor ki bunlar derdim böyle. Hem de çok yüksekten gider. Sonra bir kuş uzmanına sordum. Dedim ki bunlar niye böyle yüksekten gider? Derdi ki onlar bakın o öndeki rehber yorulur. Arkaya gelir. En arkadaki öne gelir. Yer değiştirirler. Ve yüksek gidişlerinin sebebi de onlar da aerodinamik şeyi bilir. Sevki ilahiyle aşağıdan uçarlarsa kalkmış Avustralya'nın kışından sıcak şeye Afrika'ya geçerken okyanusa düşebilirler. Onun için ta çıkışta uçuşu yüksek yaparlar. O da sürtünmeden kurtulmak için. Onun için insanlar da çengellere takılmamak için uçuşu yüksek yapması lazım. Değilse aşağıdan bir kısım şeyler paçamızdan, yakamızdan tutar, yere serebilir bizi ya. Bu da çok önemli geliyor. Bir de ülfet ve ünsiyete diyor takılmamak lazım diyor. Bu da rutinleşmenin getirdiği bir şey. Belli bir süre sonra. Yani işte birkaç gün önce buradaydınız. Belçika'dan, evet. Fransa'dan arkadaşlar buradaydı. Bence o gelişi, ha bura olur, başka bir yer olur. Böyle bir şeye ihtiyaç var, manevraya. Hı hı. Çünkü insanlar rutinleşiyor. Evet. Ve yakın köklü oluyor. Evet. E diyor ne olacak ya işte geldik, akşam oturduk, Hoca Efendi 5 dakika çıktı gitti, geldik oturduk, Hoca Efendi 5-10 dakika çıktı gittik. Bu bizi rutinleştirir. Yani şey yapamayız, atılım yapamayız yani. O yönüyle Allah Allah buraya geldi gerçekten. Aşağıda arkadaşlara briefing verdiniz. Evet. Onlar da hayret etti. Allah Allah dediler ya. Avrupa'da neler oluyormuş haberimiz yok yani. Şimdi belki sizin de burada bir kısım öğrendiğiniz şeyler olmuştur. Bu yönüyle böyle sirkülasyona ihtiyaç var. Bir de diyor böyle saf-ı evvelde olanlar yani sahabinin hayatını okumada fayda görüyor Hoca Efendi. Yani Allah Allah ya Ebu Eyyub Ensar Hazretleri 98 yaşında. Ya ne işi olabilir ya? Kılıç kullanamaz, kalkan tutamaz bu adam. Zaten deveye sarmalamışlar urganlarla.
Neden geldi diyor. Şu mesajı veriyor dedi hoca efendi. Yani Allah için hizmet etmenin, mücadele etmenin yaşı yok. Ve bu hususa kıyamete kadar gelecek insanlara bir mesajdır bu yani. O yönüyle bunları okursa insanlar o stoplazmayı çatlatabilirler. Ülfet ünsiyet stoplazmasını. Bunu da önemli görmüşler. Ve hani Ali İmran Suresi Cellesi'nde de Allah buyuruyor ki diyor, insanları Allah dünyaya, paraya, mala, çocuğa, çoluk çocuğa ve kadına karşı dönük yaratmış böyle. Yüzü o tarafa diyor. Öyle yarattım diyor zaten. Yaratan söylüyor bunu. Öyle olunca sen bir de arkasından itersen gel hele biraz daha dünyayı tanı, adamı diyor yere kapaklandırırsın. Ya zaten adam zor tutuyorsun nasihatla bilmem şeylerle. Bir daha hadi biraz daha dünyayı şöyle bir iyi tadalım dersen tadından yemez olur. Evet, özür diliyorum. Sesimde şeydi, ağzımda çok kurudu. Bu kadar yeter. Allah razı olsun, vakit ayırdınız. Çok sağ olun yani. Estağfurullah. Değerli. Yani estağfurullah, bir kıymeti yok. Güzel bir söyleşiydi Yuruma, Allah razı olsun sizden. Rica ederim inşallah. Bir hasret giderdim. Benim için bir hasret giderme oldu abiyle. Güzel sohbetlerine şahit olmuştum. Ta Sudan'da da bizi ziyarete gelmişti evimizde. Birkaç gün misafir etti. Tabii tabii. O Afrika'daki galiba bütün ülkelere gitmiş. Öyle söylemişti galiba. Yani ben yani. Sudan'dayken gelmişti. Yani sağ olsunlar. Orada ağırlamıştık birkaç gün evimizde. Ta o günlere götürdü beni. O ses tonuyla, o anlatım tarzıyla. Kendisine buradan sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Rabbim daha nice sağlıklı yıllar nasip eylesin diyoruz. Amin amin. Bütün abilerimize. Evet. Arkadaşlarımıza. Ve Ömer abi esprisini yapacak mı acaba? İşte, ama gelecek şu an sanki daha tam yapacak mısınız? Gelecek yıl görüşmek üzere diyecek misiniz yoksa? Seneye görüşmek üzere mi? Öyle, ya, çünkü her sene yaptınız ha. Bu sene yapmasanız böyle. Ya. Bu sene yapmayın abi, tamam. Belki yapmasak gelecek sene patlarız ha. Tamam, veya bu sene patlarız yani. Bu sene, bu kanal sene. Artık biter. Biter. Ya bu sene yapmayacağım artık. Tamam abi. O zaman abilerimiz diyor gelecek cuma günü 2024'te. Semaver ekranlarında saat 21'de görüşmek üzere diyelim.